Şimdi huzurlarınıza benim çok eski bir dostum, çok değerli bir sanatçı, bir büyük sanatçı dostum geliyor. Olağanüstü güzellikte bir ses geliyor. Kim mi geliyor? O kolej öğrencisi bir genç kızken ilk plağıyla yakaladığı şöhreti uzun yıllar haklı bir şekilde sürdürdü. Ve Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından biri oldu. Nilüfer bu geceki konuğumuz. Kalbin bir pusula, dünya dönüyor, ağlıyorum yine diye başladığı müzik serüvenini, kar taneleri, geceler, böyle ayrılık olmaz, yemin ettim ve şov yapmayla sürdürdü. Olağanüstü güzel sesi ve yorumuyla romantik şarkıların usta yorumcusu olarak anılarımıza, aşklarımıza ve yaşantımıza sildi. Kim bilir daha nice yıllar onun coşkulu sesinin buğulu titreşimlerinde müzikseverler ne aşklar yaşayacak. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Çok eski bir dostum dedim. Çünkü 1973 yılıydı hatırlıyorum. Tabii. Adana Mersin'de bir hafta sonu konseri olmuştu. Hı-hı. Böyle. İki gün kapalı spor salonuydu zannediyorum. Nazım Oktar sonradan radyocu oldu. Nazım'la belki görüştüm mü bilmiyorum. Radyocuydu galiba o zaman. Ama şimdi hatırladım. Özel radyocu oldu. Öyle pardon mi? Tabii o zaman radyocuydu. O zaman TRT'deydi galiba. Evet o zaman TRT'nin ondan çok değerli sonra seslerinden biri. Evet, Orson Welles gibi böyle. İki konser yapmıştık birlikte. Evet. Sen o zaman daha çok küçücük. Ben o zaman çok kaç? 15 yaşında mıydın? 16 çok yaşında. Gençtim işte. Kaç? Çok, 17-18 yaşlarında falan. Var mıydın o kadar? Tabii annemle gelmiştin. Portakal bahçelerine gitmiştik. Tabii. Değil mi? Nazımların portakal bahçeleri vardı. Orada portakallar topladık falan. İlk 45'lerini dinlediğim zaman büyüleyici, olağanüstü gerçekten büyüleyici bir sesin var diye düşünmüştüm. Bu yalnız benim düşüncem değil mi? Herkesin düşüncesi. Peki nasıl başladın? Nasıl gelişti? Biraz anlatır mısın? Yani kısaca işte hep söylüyorum 70 yılında bir ses yarışmasına katıldım. Altın ses yarışması. O benim için gerçekten çok önemli bir basamak oldu. Orada birincilik aldım. Hı-hı. Kadın seslerinde. Birinci olduktan sonra daha sonra bir plak şirketiyle tanıştım. Evet. Ve o plak şirketiyle bir sözleşme imzaladık ama 2 yıl sonra çıktı ilk 45 plak. Ha 2 yıl. 2 yıl beni biraz beklettiler. Ne söylemiştin yarışmada? Herhalde pek farkında değillerdi çok. Yani o zaman küçüktüm aslında 15 yaşındaydım. Evet. Belki biraz onun için beklediler ama ben yine de o 2 yılı kayıp olarak düşünüyorum. Yani öyle keşke 2 yıl önce başlasaydım diye birazcık onlara o zaman kızmıştım, söylemiştim de. Yarışmada söylediğin şarkıyı hatırlar mısın? Yarışmada şeyi söylemiştim. Bir İtalyanca şarkı söylemiştim. İtalyan okulunda okuduğum için o sırada öğrenciydim. L'Arca di Noè diye bir şarkı vardı. Sanremo Festivali'nde 3. olmuştu o yıl. Bir tek nakaratından çok küçük bir şey hatırlıyorum. Hadi mikrofonu açık istersen biraz bir duyalım. Ben senin çok iyi İtalyanca şarkı söylediğini biliyorum. Ama unuttum o şarkıyı yani. Unuttun mu? Evet. Oh, partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa. Böyle bir şarkıydı. Bunu söylemiştim. Bir bunu söyledim, bir de şeyi söyledim. O zaman çok böyle küçük yaşlardan beri çok yoğun bir Ayşe Pekkan hayranlığı vardı bende. Bütün şarkılarını ezbere bilirdim. Hatta onun gibi şarkı söylemeye çalışırdım. Onu taklit etmeye çalışırdım. Ve o yarışmada da onun şarkılarından birini seçtim. Sensiz Yıllarda. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni, taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Bensizdin yıllarca, sen neyi aradın? Sevgi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım, sanma
Sensiz yıllarda unutmadım seni. Bu iki şarkı. Bu iki şarkı. Ama kendin gibi söylüyorsun. Nilüfer gibi söylüyorsun bunu. Sonradan ben bu şarkıyı da bu geceler kasetimde kullanmıştım. Tamam, evet. Belki hatırlarsın. İstersen onu koyabilirsin çünkü şeyden çıkıyor ses. Evet, çok hoş. Peki, istersen bu sohbete biz senin 10 yıldır birlikte çalıştığın bestecin, söz yazarın değil, uydurdum. Bestecin, aranjörün, piyanistin, değerli. En önemlisi de çok iyi dostum. Orkestra şefim ve dostum. Orkestra şefim, evet. Buğra Uğur'u da davet edelim. Buğra'nın başında... Evet, sevgili seyirciler. Sevgili Buğra bugün büyük bir özveriyle katıldı programımıza. Buğra Uğur. Buğracığım çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aranjör, piyanist, orkestra, besteci ve ben o arada coşup şarkı sözü yazardı dedim ama şarkı sözü yazmışsın. Yazmıyorum, evet. 59'da İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdin sonra. Yok, 59 doğumluyum. Doğumlusun, evet. 65-77 yılları arasında okudum. Sonra 79-80 gibi pop müziği seçtim. İşte reklam müzikleri, ufak müzikaller, tiyatro müzikleri. Evet. İşte arkasından yarışmalar. Eurovizyon'du. Sonra bir askerlik olayım oldu. 1,5-2 sene. Evet. Geldikten sonra işte bir takım festivaller. Gene böyle Kuşadası festivalleri. 87'de bir Malta'da bir aranjörlük ödülü aldım. İkincilik ödülü aldım. Evet. Sonra işte 86'da Geceler Akdeniz Müzik Festivali. Gecelerle. Evet. Nilüfer zaten o arada kasetini hazırlıyordum. Bu eski şarkıları bütün tekrar düzenlemiştik. Bir tek geceleri deyip koymuştuk. Yeni şarkı. Öyle bir fikir geldi. Bu benim çok sevdiğim eski şarkılar vardı. Çok güzel bir çok sevdiğim var. Sanatçıların. Öyle bir şey, öyle bir fikir oldu. Buğra'yla birlikte çalışmaya başladık. Buğra aranjörlüğünü yapıyordu. Ondan sonra da o şey çıktı. Akdeniz şarkı yarışması çıktı. Evet. Antalya'da yapılmıştı ilki biliyorsun. Ondan sonra da zaten bir iki sene daha yapıldı. Sonra da iptal oldu. Maalesef çok da güzel bir yarışmaydı. Çok güzeldi, evet. Ve o yarışmaya gecelerle katıldım ben Kayahan'ın bestesiyle. Buğra orada orkestrayı dirije etmişti. Evet. Ve daha sonra da o çıkan kasette de geceleri koyduk. Koydum ve o şarkı 87'de çıkmıştı. Evet, diğer parçalar nostaljik, eski, çok hoş şarkılardı, hatırlıyorum. Çok çok güzeldi. Evet. Peki İnkar Etme, Kavak Yerleri ve Bosna şarkısı gibi de bestelerim var değil mi? Son kasette bir de şey var. Sevgi Tam Olmalı diye bir şarkı. Sevgi Tam Olmalı. Evet. Gerçekten doğru. Tam Olmalı. Evli ve iki çocuk babası. Evet. Böyle kısa bir özgeçmiş yaptık. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Konservatuvar piyano bölümü mü oldu? Piyano bölümü. Piyano bölümü. Kimdi hocaları? Benim ve hocam Verda Ün ve Ferdi Şıtat Serdi. Evet. İkisinden şey yapalım. Çok iyi. Bunları burada anlıyorum. Evet. Peki istersen seni piyanonun başına rica tabii, edelim. Tabii. Ve eyvah. Buğra Uğur. Bu sefer yavaş. Ben yardım edeceğim sana. Melih çalıyor. Bak çabuk geldi. Daha bir kütlelik neden geldi. Buradan gördük ya. Bir ara yuvarlanacak sandım buradan. Eyvah. Melih'ciğim seni de kazasız belasız şuraya rica ediyorum. Melih'in yanına. Bastonu alayım mı? Bastonu. Yok, o zaman şöyle yapalım. Hadi Melih, koş. Peki şey dedik, ilk 45'lik Kalbim Bir Pusula. Hı hı. Arkasında? Kalbim Bir Pusula'ya, arka tarafı da Ağlıyorum Yine. Ağlıyorum Yine şarkıydı, işte evet. Ben duymak istiyorum şimdi senden. Ağlıyorum Yine, söyleyeyim. Çiğdem Tanrı'nın ilk sözleri. Evet. Evet. Aa, evet. Çiğdem Tanrı'nın evet, yazdığı ilk şarkı sözü o ya. Evet. Evet. O zaman evet, Çiğdem biraz... Çiğdem Tanrı'nın ilk sözü. Çiğdem kötü yoldu. Yabancı bir şarkıydı o. Bir Mirey Mathieu'nun evet, şarkısıydı. Evet. Biraz söyleyeyim size. Akropolis Adyo. Evet. Akropolis Adyo. Evet. Ya evet. Şarkılarda senin ismin
etrafımda yabancılar. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine. Ağlıyorum yine. Ne güzel ya. Canım Çiğdem şimdi. Demek evet. Çiğdem'in sözleri. Evet, evet. İlk çok sözleri. Hoştu, çok hoş. Ben de bu şarkıyı o kadar uzun yıllardır söylemedim ki. Ya nasıl yani, başlayabilir bir insan böyle bir şarkı sözüyle başlıyor? Ve bunu yazana kadar hiç tek kelime yazmamış. Yazmamış daha önce değil mi? Sen karşılaştığında ne yaptın ilk defa? Ben karşılaşmadım. Ben o zaman çok Duman böyle yaşım küçük olduğu için bana kimse hiçbir şey sormuyordu. Sormuyordu. Evet. Ondan sonra plak şirketinde her şeye karar veriyorlardı. Ben ne söyleyeceğim ona karar veriyorlardı. Tabii ben yine de şey yapıyordum böyle. Ben onu söylemem, bunu söylemem falan diyordum ama sözleri benim önüme getiriyorlardı ve işte bunu çalış diyorlardı. Ben de onu çalışıyordum. O zaman beğenmeme hakkın falan yoktu yani. Çok fazla yoktu. Çok fazla, tabii. Çok fazla yoktu. Peki sonra 73'te dünya? Tabii bu ilk 45'likten sonra esas benim dinleyiciye, halka tanımamı sağlayan evet. Dünya Dönüyor evet. isimli bir şarkım oldu. O da Şanay Yurtapan'ın bir şarkısıydı. Evet. Onu da söyleyeyim mi biraz? Tabii valla güzel. Aslında onu pek çok söylüyorum. Hem sahnede her yerde söylüyorum ama. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor. Dertler yıpratmış o şen sesini, gülen gözleri gülemez olmuş güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Fuat Güner'le müziğin en doğalı, sohbetin en tatlısı. Bu hafta karşınızda...